27 Ekim 2020 mutfak organizasyonunda örgüt yapısı, örgüt şemaları konusu ile bugünkü dersimize başlıyoruz. Her şeyden önce gerçekten gördüğüm kadarıyla çok güzel, çok yoğun bir katılım var. Tüm birinci sınıflarımızı buradan hoş geldiniz diyoruz ve kutluyoruz, tebrik ediyoruz. Derslerimizi bu şekilde takip ettiğiniz için de gerçekten çok mutluyuz. Bildiğiniz gibi geçen haftalarda arkadaşlar mutfak organizasyon yapısı içerisinde hangi şef hangi görevi yapar? Özellikle Fransız mutfağındaki isimlendirmeler ve bu isimlendirmelerin önemine değinmiştik. Bugün ise mutfak organizasyonunun olmazsa olmazı olan mutfakların örgüt yapısı içindeki yerini ve örgüt içerisindeki hangi isimlerle hangi şekillerde anıldığını ve sebeplerini hep beraber ele alacağız. Yani mutfakların genel anlamdaki yapılarına bugün şöyle bir bakış yapacağız. Tabi mutfak organizasyonu deyince aklımıza arkadaşlar hedefler ve amaçlar geliyor ve organizasyonun ne olduğu geliyor. Daha önce ilk derslerimizde bunu dile getirmiştik ama bugün hem bir hatırlayalım hem de bu hatırlamanın sonrasında neleri ele alacağımıza yavaş yavaş bakalım. Öncelikle organizasyon demek amaca dönük olarak yapılan faaliyetler bütünüdür organizasyon. Tabii ki mutfak organizasyonunda ise bizim amacımız sağlıklı besinleri üretmek gerçekten halk sağlığına ve toplum sağlığına faydalı ürünleri en uygun maliyette işletmemizin, kurumumuzun ve çalıştığımız mutfağın en güzel şekilde kar edeceği şekilde planlamaktır. Dolayısıyla biz mutfakların organizasyon yapılarını ne kadar iyi bilir, ne kadar güzel bu konuya hakim olursak o kadar da iyi bir şef, iyi bir aşçı, iyi bir aşçıbaşı veya bu alanda çalışan bir uzman olabiliriz. Bu sebeple arkadaşlar organizasyonu çok iyi bir şekilde anlamamız lazım. Organizasyon yapısı içinde mutfağın ana bölümleri bazı özelliklerden etkilenir. Özellikle otel işletmelerindeki mutfak yapısı örgüt yapısı oluşturulurken dört önemli unsura dikkat çeker. Bunlardan bir tanesi işletmenin büyüklüğü ve türü. İşletmenin büyüklüğü ne kadar artarsa çalıştırılan personel sayısı o kadar artacaktır. Artan personelle birlikte iş yükü de artacaktır ve buna bağlı olarak da işletmedeki mutfak bölümleri farklılık gösterecektir. İkinci bir önemli konu işletmenin örgütsel yapısı. Birazdan şemalarla size üç önemli örgüt yapısını anlatacağız. Ancak arkadaşlar örgüt yapıları da yine doğrudan işletmenin büyüklüğü ile ilgilidir. Çalıştırdığınız personel sayısı 3 de olabilir, 300 de olabilir. Nitekim Türkiye'de 500'e yakın aşçının çalıştığı otelleri biliyoruz. Örnek verecek olursak Antalya'da Long Beach Paradise isimli bir otelimiz var. Devasa bir otel. 17-18 tane havuzu olan bu otelde arkadaşlar mutfakta 450 kişi çalışıyor dönem içerisinde ve 35 ile 50 arasında da stajyer öğrenci alıyor bu otel. Hani artık bu mutfağın büyüklüğünü siz düşünün. Bir diğer önemli konu ise mutfağın fiziki yapısı ve ekipmanlar. Örneğin arkadaşlar Almanya'daki bir 3 yıldız otelin zaman zaman içerisindeki fiziki yapı ve ekipman bütünlüğünün Türkiye'deki bir 5 yıldız otelden daha üstün olduğunu görebiliyoruz. Veya İsviçre'de bir kayak merkezindeki otelin Türkiye'deki bir yıldızlı bir otelin Türkiye'deki 5 yıldızlı bir otelden daha güzel bir fiziki yapıya ya da daha güzel ekipman sistemine sahip olduğunu görebiliyoruz ki bu da mutfaktaki organizasyonu doğrudan etkileyecektir. Çünkü düşünseniz arkadaşlar döner kesiyorsunuz bir otelde 3 tane döner tablası 5 tane döner ustası var. Diğer taraftan Türkiye'deki bir otelde bir tane döner tablası, iki tane döner ustası var. Hangisinde e, çalışma daha hızlı ve verimli olacak? Tabii ki fiziki altyapının kuvvetli olduğu yerlerde. Bir diğer önemli konu ki buna isterseniz arkadaşlar yıldız koyun. Ben şöyle yanına yıldız koyayım. Uygulanacak menü. Arkadaşlar otelinizin büyüklüğü veya mutfağınızın büyüklüğü ne kadar olursa olsun menüler ileride menü planlaması 1 ve menü planlaması 2 derslerinde anlatacağımız bazı bölümlere ayrılır. Örneğin tabul 4 menü. Dilara Karasu sana soralım. Tabul 4 menüyü duydun mu Dilara? Ege Teymur'a da şeyi soralım. Alakart menüyü duydun mu? Görkem'e de fix menüyü soralım. 3 tane menü türü. Tabul 4 menüyü duyan var mı? Dilara durmadım. Görkem, Görkem'e de fix menüyü soralım. Görkem fix menüyü duydun. Hepsinde de çalıştım hocam demiş. Evet çalıştın duymadın. Şimdi arkadaşlar alakart menü müşteri geldikten sonra müşterinin isteğinin Seçilen ürünlerden seçilerek anında yapıldığı, hızlı bir tüketim ve üretimin olduğu menülerdir. Tabuldot menüler, Dilara, hani bir e, yurda, öğrenci yurduna giriyorsun. Öğrenci yurdunda eline bir tabak alıp, 4 tane tabakta bölme var. Sen hareket ederken onun içine yemekler konuluyor ya. Veya işte okullarda, üniversite kantinlerinin önünde böyle elinde bir tepsiyle bekliyorsun ya tabuldotla. O da tabuldot menü. Yani önceden bir menü var. Bu menünün içerisinde kendin gidip alıyorsun. Bu da o şekilde. Fix menüde ise arkadaşlar seçimlik menü de denir aslında. Menünün içeriğindeki ürünler oradaki listelerden seçiliyor. Ya da menü bir bir numaralı fix menü. 2 numara, 3 numara, 4 numara diye numaralandırılıyor. Ve o menünün içerisindeki numaralardan bir tanesini sen seçiyorsun. İşte atıyorum McDonald's'lardaki e, o menülerden seçimlik yapmak gibi. Dolayısıyla bunların şekli arkadaşlar mutfağın örgüt yapısını doğrudan etkiler. Çünkü hepsinin çalışma koşulları ve çalıştırdığı kişi sayısı değişiklik gösterir. Düşünsenize misafir geldi her misafirle tek tek ilgilenmen gerekiyor. Alakart mutfak o zaman senin mutfağında ve restoranda çalışacak kişi sayısı artar. Tabuldot yapıyorsun iki tane adamı koymuşsun o iki tane adam 50 kişiye yemeği dağıtıyor. E ne oluyor başka adama ihtiyaç yok. O zaman mutfakta ve serviste çalışacak adama da ihtiyaç yok. Veya işte McDonald's e, türevi ekrandan bir birilerinin bazı menüleri seçtiği bir bölüm var. Her menünün başına bir tane adam koyuyorsun. 5 tane adam 5 tane menüyü çıkartıyor. İşlem bitiyor. Bu da bir başka örgüt yapısını oluşturuyor. Buraya kadar anladık. Değil mi arkadaşlar? Peki bu unsurlar dikkate alındığında mutfak organizasyonu hangi şekillerde şekillenir? 3 temel şekilde karşımıza çıkar arkadaşlar mutlak organizasyonu. Demek ki bunları da genellikle büyüklüklerine göre ayarlarız. Üç temel şekil küçük mutfaklar, şurada gördüğünüz gibi onları da renklendirelim, şöyle onları da yeşil yapalım. Küçük ölçekli mutfaklar, orta büyüklükteki mutfak organizasyonları ve büyük çaplı mutfak organizasyonu olarak da üç gruba ayrılır. Mutfak organizasyonları bir şema ile şematize edilir. Şimdi bu şemaları tek tek ele alalım, küçük mutfaktan başlayarak orta ve büyük ölçekli mutlakların yapısını şöyle bir gözden geçirelim. Şimdi şu ekrandaki sunumu şu an herkes görebiliyor değil mi arkadaşlar? Küçük mutlaklardaki örgüt şeması. Herkes bunu görüyor mu? Şu anda herkes bunu görüyor. Peki görüyorsak arkadaşlar bunu kısaca hızlı bir şekilde defterimiz varsa bir not alalım. Sınavlarda sorabiliyoruz. Şimdi bu gördüğünüz şemada küçük bir mutfakta ne olduğunu görüyorsunuz. Şurada ben bir tane örnek resim koydum. Özellikle ev tipi mutfaklar yani şu şekilde ya da 5 ila 6 kişi maksimum 7 veya 8 kişiye kadar çalışan mutfaklara biz küçük tip mutfaklar diyoruz organizasyonda. Genellikle 3 kademelidir. Şimdi şu resmi alarak 3 kademenin ne olduğunu sizlere bir paint üzerinde anlatmaya çalışayım. Şimdi arkadaşlar şuradan ekran görüntüsüne oraya bir paylaşalım. Masa üstü dersek herhalde herkes bunu görür. Evet şu anda Paint'imizdeki küçük ölçekli mutlakları görüyorsunuz. Genelde 3 kademe dediğimiz olay şu arkadaşlar. Bakın burada şöyle bir kalem alalım. bunu bir taraftan siz çizin ben anlatırken. Şimdi birinci kademe şurası. Bura bir. Tamam. İkinci kademe arkadaşlar şurası. Bakın bura iki. Üçüncü kademe de arkadaşlar şurası. Bakın burası da üç. Yani ne oldu? En üst kademe aşçı başı başının altında aşçıbaşı yardımcısı, küçük ölçekli mutfaklarda bir tane olur zaten. Bu genelde de sıcak mutfak aşçısı olur. Bunun yanına isterseniz bir yıldız koyun. Küçük ölçeklerde genelde sıcak mutfak aşçısı başı yardımcısı olur. Son kademede ise, 3. kademede ise arkadaşlar, soğuk aşçısı, ızgaracı, bulaşıkçı yer alır. Bu şekilde biter. Yani buradaki kademe farkını buradan anlayabildik. Değil mi? Bir taraftan da yazıyoruzdur inşallah. Şimdi gelelim kitabımızdaki tanıma. Küçük bir otel işletmesinin mutfağında sıcak et yemeklerinin, sıcak sosların, çorbaların, sebze yemeklerinin ve garnitürlerinin hazırlanmasında tek bir aşçı genellikle sorumludur. Veyahut da otelin büyüklüğüne göre en fazla iki aşçı sorumludur. Aşçı başı çoğu kez üretime katıldığı için Genellikle hani daha önce aşçıbaşı yardımcısı direkt operasyonun içindedir demiştik ya. Burada hem aşçıbaşı hem de aşçıbaşı yardımcısı direktmen operasyonun içindedir. Aşçıbaşı yardımcısı aynı zamanda sıcak mutfağında şefi olabilir. Yani iki bölümü de birden bakıyor olabilir. Bu tür mutfaklarda genellikle çalışan kişi sayısı 6 ile 7 kişidir. Ancak arkadaşlar Türkiye şartlarında 4 kişinin 3 kişinin çalıştığı da e, maalesef otel mutfakları var. Yani normalde 6 kişi olması gerekir. Ama Türkiye'de e, 4 kişi 3 kişi ya da 2 kişinin yani bir tane aşçı başı bir tane bulaşıkçıyla götürülen mutfaklar var Türkiye'de. Bu da maddi yetersizlik maddi imkansızlıklar sebebiyle e, başımıza gelen bir durum. Küçük mutfakları anladık mı? Herhangi bir sıkıntı yok galiba. Geçelim orta ölçekli mutfaklarda işler nasıl gidiyor? Şimdi şurada arkadaşlar bir resmimiz var. Onu ben şöyle bir büyüteyim. Orta ölçekli mutfaklarda genellikle 2, 3, 4 tane tezgah bulunur. Birinci konu bu. Yani tezgah sayısı küçük mutfaklara göre daha fazladır. Daha önceki haftalarda mutlak organizasyonda anlattığımız gibi her bir şef için ortalama 1.2 metre yani 120 santimetre tezgah ihtiyacı olduğundan ve orta ölçekli mutfaklarda arkadaşlar şef sayısı 10 ila 15 kişi olduğundan dolayı genellikle bunu 10 ile çarparsanız ne yapıyor? 1200 yapıyor. Yani 10 metreye yakın bir alan. Yani ortalama mutfağın boyutunun en az 10 metre kadar olması lazım. Şu şekilde yani böyle ve böyle düşündüğümüzde. Dolayısıyla boyut olarak da büyük olan mutfaklardır. Tezgah sayısı 3, 4 veya 5 olabilir. Tezgah sayısı 2 veya 1 değildir. Daha çok sayıda tezgah sayısı vardır. Ayrıca orta büyüklükteki bir otel işletmesinde menüdeki yemek çeşidinin miktarına, üretim miktarının kapasitesine, Müşteri sayısının artmasına ya da azalmasına göre örgüt yapısında değişiklikler meydana gelebilir. Ayrıca orta büyüklükteki bir mutfakta genellikle 4 kademeli bir yapı söz konusudur. Yani şu resmimizi alırsak şöyle bir paint üzerine ve yapıştırırsak daha rahat anlaşılır. Bunu yazıyoruz değil mi arkadaşlar bir taraftan? Şimdi şu orta büyüklükte bakalım 4 kademe mevcut mu? Bakın arkadaşlar birinci kadememiz şöyle onu da mavi yapalım. Şimdi burası birinci kademe. Bakın ikinci kadememiz. Bakın arkadaşlar üçüncü kadememiz. 3. Bir de arkadaşlar son kadememiz 4. Gördünüz mü? Küçük çaplı otellerde 3 kademe vardı. Orta ölçekli mutfaklarda 1 2 3 ve 4 kademe artık karşımıza çıkıyor. Burada da şemaya baktığımızda aşçıbaşı burayı yenileyim de kafanız karışmasın. Şemaya baktığımızda Aşçıbaşını başını görüyoruz. Tamam çok güzel. Aşçıbaşı başı yardımcısı burada bir tane ama orta büyüklükteki ölçekte iş yapış akış sistemine göre iki tane aşçıbaşı başı yardımcısı olabilir. Burada bölümlerin daha fazla ayrıldığını kasap ve bulaşıkhane gibi bölümlerin pasta gibi bölümlerin daha da önem kazandığını görüyoruz. Ayrıldığını görüyoruz artık. Sıcak mutfak, soğuk mutfak, pasta, kasap ve bulaşıkhane ayrıldı gördüğünüz gibi. Ve arkadaşlar son olarak da aşçıların altında aşçı yardımcıları veya yedek aşçılar da artık devreye girdi. Buradan şunu da anlayabiliriz. Küçük çaplı otellerde özellikle stajyer, komi ve apprenti daha az sayıda çalışır. Demek ki hangisinde karşımıza daha az çıkıyor? Daha az karşımıza çıkar. Yani apprenti başlangıç çalışanı, stajyer yeni başlayan tecrübesiz çalışan, komi ise yeni başlamış ama yavaş yavaş tecrübe kazanan çalışanlardı. Dolayısıyla bunlar küçük mutfakta daha azken, orta büyüklükteki mutfakta yavaş yavaş işe dahil olmaya başlıyor. Birazdan göreceksiniz büyük çaplı mutfaklarda artık iş çığırından çıkacak. Şimdi gelelim tekrar tanımımıza dönelim. Orta büyüklükteki bir otel işletmesinde müşteri sayısına göre belirlenen çalışma sistemi ön plandadır. Bu tür bu tür mutfakların çalışma kişi sayısı 10 ila 15 kişidir. Arkadaşlar, az önce kaçtı? 4 kişi, 7 kişi, 8 kişi de maksimum. Ama bakın orta büyüklükte artık 10 ila 15 tane mutfak çalışanını görebiliyoruz. Evet. Şemamızı çiziyoruz değil mi arkadaşlar bir taraftan? Buraya kadar soru yoksa ve buraya kadar anlaşılmışsa son büyüklük şekline göre mutfak çeşidine bakacağız. Sonra da mutfağın işleyişi sırasındaki yerleşim planına bakacağız. Yani hangi bölüm hangi bölümle nasıl çalışır? Buna bakacağız. Buraya kadar anlaşıldı mı arkadaşlar? buraya kadar inşallah anlaşılmıştır. Evet geçelim büyük çaptaki otel mutfaklarına. Şimdi arkadaşlar zaten adı üstünde büyük çaplı devasa mutfaklardır bunlar. Mesela burada Titanic otel grubunun bir otelini görüyorsunuz. Şöyle büyüteyim size. Arkadaşlar bu otelde 300'e yakın aşçı ve aşçı yardımcıları çalışıyor. 5000 e, küsür kişi kapasitesi var. Yani toplam havuz alanı neredeyse bir göl kadar havuz alanı var. Titanic grubunun devasa bir oteli ve arkadaşlar bu otel 40 milyon euro'ya e, mal olduğu söyleniliyor. Yani bunu şimdi parasıyla çarparsanız arkadaşlar e, 8 ile 2 kan trilyon 400 trilyon yani eski parayla öyle düşünebilirsiniz. Böyle bir paraya mal edilmiş bir otel. Ve bu otelin mutfağında da sizin gibi usta çalışanlar, usta aşçılar inşallah yer alacak. Sizleri de bu otellerde göreceğiz inşallah. Şimdi gelelim. Burada arkadaşlar genelde 6'lı 7'li kademeli sistemle çalışanlar görülebiliyor. Yine aynı şekilde resmimizi paint üzerine aldığımızda bunu daha rahat bir şekilde görebiliyoruz. Birinci kademe yine aşçı ve aşçı başının olduğu bölüm. İkinci kademede arkadaşlar artık aşçı başı yardımcıları iki bölüme ayrılıyor. Bakın 1 ve 2 iki. artık ikiye ayrıldı. Devasa mutfaklarda aşçı yardımcısı en az iki tanedir. Sonra arkadaşlar ana bölümler sos aşçısı devreye girdi. Az önce yoktu şimdi var dikkat ederseniz. Soğuk mutfak, kasaphane, kahvaltı, pastane, personel aşçısı mesela bakın. Bu yeni devreye girdi gördünüz mü devasa oteller. Gece aşçısı diğer otelde yoktu ve sebze aşçısı yoktu artık var. Bunlar da devreye girdi. Ne oldu? 1, 2, 3. kademedeyiz. Sonra bunların altındaki işte çorbacı yoktu şimdi var. Balık aşçısı yoktu şimdi var. Dondurma aşçısı yoktu. Şimdi var. Yani ne yaptı? Dördüncü kademeye indi. Bunların altında arkadaşlar ekmekçi diğer otellerde yoktu. Şimdi burada var. Artık kaçıncı kademe? Birinci kademe. ikinci kademe. Üçüncü kademe. Dördüncü kademe. Beşinci kademe. Ve hatta arkadaşlar meydancı bakın diğer otellerde yoktu. Artık burada var. Yani altıncı kademe. Ne oldu? Gördüğünüz gibi küçük mutfaklarda 3 kademe varken orta ölçeklilerde 4-5 kademe varken büyük çaplı mutfaklarda artık arkadaşlar 6-7 kademeye kadar çalışanları görmemiz mümkün. Şimdi bu tabloyu tekrar sıfırlayalım. Bu çalışanların kimler olduğuna tek tek bakalım. Aşçı başını zaten söyledik. Aşçı başı yardımcılarını söyledik. Soğuk aşçısı, sıcak ve soğuk mutfak, kasaphane şefi, kahvaltı şefi, pastane şefi, personel aşçısı, gece aşçısı, sebze aşçısı. Burada arkadaşlar çorba aşçısı var, ızgara aşçısı, komiler, meze aşçısı, balık aşçısı, bunlara bağlı komiler, kasaplar ve kasap komileri, kahvaltı komileri, pastacı, pastane de kendi içinde pastacı, dondurmacı, ekmekçi, hatta buraya arkadaşlar bir de Şerbetçi, şerbetçi tatlılar o, ve şerbetleri hazırlayan pastacı da buraya girer. Personel aşçısına gelindiğinde yine aşçı başı yardımcısına doğrudan bağlı olan yedek aşçılar ve bulaşıkhaneye bakar mısınız? Bulaşıkhane bile kendi içinde devasadır. Bulaşıkhane şefi, şef de steward diye geçer ve bulaşıkhane şefine bağlı bulaşıkçılar ve meydancılar. Meydancılar yer temizliği gibi işleri yapar. E, farklı bölümlerin farklı temizlik alanlarını yapar. Bulaşıkçılar ise diğer personellerden gelen bulaşıkları arkadaşlar yıkar. Tabi burada bir de e, aşçıbaşı yardımcılarına doğrudan bağlı olan onu şöyle başka bir renkle gösterelim. Yeşille gösterelim. Bakın aşçıbaşı yardımcılarına ya doğrudan bağlı iki tane şef karşımıza çıkıyor. Bunlardan bir tanesi banket şefi bir tanesi de alakart mutfak şefi. Banket şefi ne iş yapar? Daha önce duydunuz mu arkadaşlar? Banket şefi ne iş yapar? Büyük mutfak... Bunları ben size vereceğim zaten. Çizmenize gerek yok arkadaşlar. Bunların resimlerini, şemalarını ben size vereceğim. İçiniz rahat olsun. Banket şefini daha önce duyduk mu? Banketi duyduk mu? Banketin ne olduğunu? Banket şefi ne iş yapar? Aşçılık okuyan arkadaşlar... Hızlıca bir cevap verebilir misiniz? Herhalde duymadık. Banket şefi arkadaşlar ziyafet mutfağından sorumludur. Ziyafet. Ve özellikle otele dışarıdan gelen ziyafetlerin işte düğün, nişan, evlenme, tören gibi işlerle direkt ilgili olan şeftir şef de banket olarak da geçiyor. Banketin şefi olarak da geçiyor ve buna bağlı olarak da çalışanlar ya da komiler vardır. Alakart mutfak şefi ise arkadaşlar dışarıdan yemek hizmeti sağlanan alakart restoranta dışarıdan yemek hizmeti verir. Dışarıdan yemek hizmeti ne demek? Şimdi siz otele konaklamıyorsunuz otelde ama otelin işte giriş kısmında bir restorant var. O restoranta sadece yemek yemek için geliyorsunuz ya işte bu da alakart bölümü. Yani şu resimden pay çıkartacak olursak resmimizi paint'e alalım. Şu şekilde. Şurası bizim otelimiz arkadaşlarım. Otelin şurasında bir restorant olsun. Bakın şurada bir yerde bir restoran olsun. Tamam o restoranta siz dışarıdan geliyorsunuz. Otelle hiçbir ilginiz yok. Ama burada yiyip içip otelin havuzuna girip sonra gitmeyi düşünüyorsunuz. İşte buradaki yapılan servis ve mutfak işine alakart mutfağı deniyor. Yani hem otelin kendi müşterisi buradan faydalanabilir. Hem de dışarıdan gelen müşteri buradan faydalanabilir. Dolayısıyla alakart mutfak otelin normal işleyişinin dışında bir de ayrı ayrı böyle mutfaklar vardır. Mesela bazı otellerde de akşam çıkan akşam büfesiyle birlikte, hani akşam büfesi açık bir büfe oluyor ya, açık büfenin yanında işte kendi yemeğini seçtiğin alakat restoranlar vardır. Şimdi şöyle düşünün arkadaşlar. Bu bizim otelimiz. Otelin açık büfe için yemek yaptığı bir yer var. Burada işte e, ne var? Bu akşam döner var. Diyelim ki açık büfede. İşte ızgara köfte var. İşte ne var? Baklava var. O açık büfede böyle yiyecekler var. Tamam mı? Ama müşteri zengin. Yani parası olan bir müşteri. Ve diyor ki ben bunlar açık büfeden bunları yemek istemiyorum. Açık büfede 30 çeşit yemek var ama bunların hiçbirisi bana hitap etmiyor diyor. Sonra otelin sahiline iliyor. Şurası da otel olsun. Çok benzemedi ama ev gibi çizelim. Otelin burada sahili var deniz kenarında. Otelin sahilinde Böyle alakart mutfaklar var. Bir tanesi sırf balık yemekleri yapıyor. Tamam mı? Bir tanesi İtalyan yemekleri yapıyor. İşte bir tanesi de Fransız yemekleri yapıyor. İşte buna alakart mutfak deniyor. Yani normal günlük menünün dışında otelin bünyesinde ayrıca yemekler yapan mutfaklar vardır. Ayrıca müşteri için ve dışarıdan gelenler için çalışan mutfaklardır. Zaten bunları menü planlaması bir, menü planlaması iki de ve e, mutfak çeşitlerinin ilerleyen konularında sizlerle paylaşacağız arkadaşlar alakart mutfak nedir tablodot mutfak nedir menü planlaması nedir bunları zaten menü planlaması dersinde de önümüzdeki sene de ders içeriğinde bunları göreceksiniz şimdi gelelim bu otelin tanımlamasına ve çalışan kişi sayısına e, büyük bir otel işletmesidir büyüklük arttıkça ve çeşitler arttıkça yemek çeşitleri yemek üretim maliyetleri artar bu sebeple mutlak organizasyon yapısı çok gelişmiş olan otellerdir. E, bu tip oteller arkadaşlar minimum 15 kişinin üzerinde e, personel çalıştırır. Butik büyük otelleri saymıyorum. Bakın butik büyük otellerde kişi sayısı biraz daha az olabiliyor. Ancak bu oteller 40 kişi e, demiş buradaki tanımımız. Ancak arkadaşlar şunu söyleyelim 400-500 kişi çalışan otel mutfakları Türkiye'mizde mevcut. Devasa otel işletmeleridir. Mutfakta her bir bölümün ayrı ayrı işi, her bir bölümün başında bir tane ayrı ayrı kısım şefinin olduğu devasa işletmelerdir. Bu gruba girer. Son olarak arkadaşlar, iş akışına göre mutfağın ana bölümlerine bir bakalım ve bugünkü dersimizi artık tamamlayalım. Şimdi iş akışına göre şöyle bir şemamız var. Bu şemamızda mutfağın 4 önemli bölümünün olduğunu teslim alma bölümü, yönetim bölümü, hazırlama ve pişirme bölümü ve personel ilişkileriyle ilgili olan bölümün personel mutfağında buraya dışarıdan bağlandığını görebiliyorsunuz. Şimdi bu iş akış şeması bizim ne işimize yarıyor ya da bunu neden öğrenmemiz lazım mutfak yapısı içinde ona bir bakalım. Arkadaşlar Yönetim bölümü gelen buradaki oklara dikkat ederseniz nereyle ilgili olduğunu bize gösteriyor. Yönetim bölümü okların gelişine göre doğrudan yemek hazırlama bölümüyle, doğrudan depolarla ve doğrudan ile ilgili. Bir de teslim alma bölümüyle ilgili. Ancak personel mutfağıyla doğrudan ilişkili mi arkadaşlar? İlişkili değil. Personel mutfağı neresiyle doğrudan ilişkili? hazırlama ve gıda işleme bölümüyle ilişkili. Dolayısıyla buradaki bölümler hangi kısmın hangi organizasyon içinde hangi bölümle ilişkili olduğunu bize gösteriyor. Yönetim birimine doğrudan bağlı 4 tane bölüm var. 1 depo bölümü, 2 teslim alma bölümü, 3 gıda hazırlama bölümü, 4 bulaşık ve çöp bölümü. Şimdi size bir soru. Yönetim bölümünün ne, ne alakası var bulaşık ve çöp bölümüyle? Hani bir şöyle mantık yürütürsek bu konuda düşüncesi olan var mı? Teslim almayı anladık. Yönetici geliyor, ürünleri kontrol ediyor, teslim alıyor. Depolamayı da anladık. Teslim aldığı ürünün nereye yerleştirileceğini söylüyor yönetim bölümü. Hazırlamayı da anladık. Depoya gelen ürünün nerede hazırlanacağını söylüyor. E, bulaşık hane ile bunun ne alakası var arkadaşlar? Ahmet demiş ki fire için demiş. Olabilir. Başka cevaplarınız var mı arkadaşlar? Sebebi ne olabilir? Bulaşıklar mutfaktaki mutfaklar sorumlu olmadığı için demiş. E, Bulaşıktan mutfakçılar sorumludur. Görkem hayır mutfakçılar da sorumlu. Tam olarak o değil. Fire için yaklaştık. Başka bir şeyi hızlandırmak amacıyla olabilir mi arkadaşlar? Hani biz bugün size dedik ya mutlak organizasyonda amaç en verimli ve en yüksek kalitede işi üretmek. Bulaşıklar eğer düzgün yıkanmazsa ne olur arkadaşlar? Bulaşıklar direkt yönetime bağlı olmazsa ve yönetim tarafından doğrudan denetlenmezse ne olur? Şimdi bakın şöyle düşünün. Ee, bizim bulaşıklarımız düzgün yıkanmıyor. Bulaşıklardan dolayı 3000 kişilik bir otelde 30 tane iş şey e, misafir hastalandı ne oldu bizim artık bu saatten sonra sıcak bölümümüzün soğuk bölümümüzün sebze bölümümüzün hiçbir anlamı kalır mı arkadaşlar sizce yani şöyle diyebiliriz bakın arkadaşlar bulaşıkhane ve çöp bölüm bölümlerinde yaşanacak en ufak bir aksaklık mutfak organizasyonunda sağlıklı gıda üretimini doğrudan etkiliyor yani Ahmet abinizin yaklaştığı fire konusuyla da ilgisi var. Verimliliğin artmasıyla da ilgisi var. Sağlıkla da ilgisi var. Bakın üç konu çok önemli. Verimliliğin artması, ülke ekonomisinin ve toplumsal hayat ekonomisinin yükselmesi. Yani geri dönüşüm. İkinci konu e, mutfakta şikayetlerin azalması için doğrudan yönetime bağlıdır bulaşıkhane bölümü. Üçüncü bir konu da arkadaşlar. Hem halk sağlığı hem de üretim kapasitesinin yüksek olması ve kaliteli ürün çıkartabilmek için doğrudan yönetim bölümüne bağlıdır bulaşıkhane bölümü. Çünkü arkadaşlar burada yapılan en ufak bir hata, buradaki kaplardaki yıkama yönteminde yapılan en ufak bir sorumsuzluk sıcak bölümünde, soğukta, mutfakta ne yapıldığını hiç ilgilendirmez. Bu bölümlerdeki bütün herkesi ilgilendirir. Şimdi düşünsenize sıcak bölümündeki Kahvaltıcı mükemmel bir çorba hazırlamış harika bir çorba hazırlamış çorbanın içinde çorbayı karıştırma kabı yani şöyle teller var ya karıştırma telleri şu şekilde bir tane çizeyim ya çizebilirsem çırpma teli bak bu çırpma teline pek benzemedi ama siz idare edin yani bu bu çırpma teli e, kirli ve aşçı bunu dikkat etmeden kullanabilir yani çünkü bulaşıkhaneden temiz geldiğini düşünerek kullanıyor bu adam. E bununla çırptın. Dünyanın en güzel çorbası ne hale geldi arkadaşlar? Leş oldu değil mi? E bu e, leş çorbayı da sen tuttun. 5000 kişilik bir otelde insanlara içirdin. Ondan sonra hop 30 kişi, 50 kişi size şikayete geldi. Ne oldu? Diğer bölümlerin yaptığı bütün güzel işlerin hepsi bir seferde silindi gitti. Bu sebeple arkadaşlar bu şema önemli. Yani bu şemada hangi bölüm nereye bağlı? Bunları güzel bir şekilde bileceğiz bunu da e, ben size bu şemanın resimlerini anlatımını zaten vereceğim ama şu anda çizebiliyorsanız hemen 2 dakikada çizin gelelim hazırlama bölümüne hazırlama bölümüne arkadaşlar toplamda 7 ünite bağlıdır ama bunlardan 4 tanesi çok etkili bir şekilde bağlıdır o da şu şu bölge bakın tamam hazırlama bölümünün en çok haşır neşir olduğu dört tane bölüm vardır. Bunlardan bir tanesi sıcak mutlak, bir tanesi soğuk mutlak, bir tanesi kasaphane, bir tanesi de kahvaltı. Hocam şunlar üvey evlat mı? Dur üvey evlat gibi olanları da şöyle çizeyim. Hayır bunlarla da bağlantılı arkadaşlar. Zaten bağlantısını görüyoruz. Ancak bunlar otelin büyüklüğü arttıkça devreye girer. Mesela sebze hazırlama bölümü orta ve küçük ölçekli otellerde yoktur. Mesela personel mutfağı küçük ölçekli otellerde kesinlikle yoktur. Mesela pastanenin alt bölümleri küçük ölçekli otellerde yoktur. Pastane işte sıcak mutfağın ya da soğuk mutfağın arasında şurada bir yerde kısılmış olarak ufak tefek işler yapar. Bu sebeple bu üç tane bölüm üvey evlat değil ancak hazırlama ve gıda pişirme bölümüne daha uzak otel büyüklüğü arttıkça devreye giren mutfak bölümleri. Dolayısıyla birinci e, önemli bölümler sıcak mutfak, soğuk mutfak, kasaphane ve kahvaltı doğrudan hazırlama ve gıda işleme, gıda pişirme bölümüyle bağlantılıdır. Şimdi burada size bir soru daha soralım. Arkadaşlar bu bölümlerin içinde e, pişirme ünitesini en az hangisi kullanır? bu tabloya göre pişirme ünitesini en az hangisi kullanır? Şu ikisi içerisinde. 1, 2 içinde. Bunların içinde de 2A diyelim. 2B diyelim. 2C diyelim. Sizce hangisi en az kullanır? Dilara demiş ki soğuk az kullanır demiş. Başka arttıran yok mu? Kasaphane az kullanır demiş. Başka? Personel çok kullanıyor. Personeli bir kere silin. Personel mutfağı çok kullanıyor. Arkadaşlar pastane de çok kullanır. Ee, i̇ki bölüm pişirme ünitesini arkadaşlar az kullanır. Bunlar şöyle ikisi arasında bir bağlantı çizelim. Özellikle soğuk mutfak ve kasap şey sebze hazırlama bölümü. Tamam. Bakın şu iki bölüm sebze hazırlama ve soğuk mutfak pişirme ünitesini daha az kullanır. Sınavda sorarsak zaten bunu herkes bilir yani. Yine de buradan söyleyelim. Sebze hazırlama bölümü ve soğuk mutlak bölümü pişirme ünitesini en az kullanır. Pişirme ünitesini en çok hangisi kullanır? En çok kullananları da mor çizgi içerisine alalım. Pişirme ünitesini en çok hangi bölüm kullanır? Hadi yok mu arttıran? Sıcak ve pastane demiş. Arkadaşlar sıcak mutfak pişirme ünitesini en çok kullanır. Ee, pastane bölümü arkadaşlar ikinci sırada. Üçüncü sırada personel mutfağı pişirme ünitesini çok kullanır. Dördüncü sırada hangisi olabilir o zaman? Kahvaltı bölümü 5'in sırada soğuk 6 da kasaphane 7 de sebze şeklinde bunları sıralayabiliriz arkadaşlar. Tamam. Biz ilk üçünü seçelim. Sıcak mutfak, pastane ve personel mutfağı. Evet sevgili arkadaşlarım bugünkü mutfak organizasyonun temel yapısı büyüklüklerine göre mutfakların şematize yapıları hangi mutfakta kaç personel çalışır ve kaç kademeli çalışma sistemi yer alır bunu ele aldık. Umarız bugünkü dersimizden yeterince faydalanmışsınızdır. Önümüzdeki hafta mutfaklarda iş akışı, mutfakta zaman etütü ve planlama nasıl yapılır? Planlama ve iş akışında mutfak organizasyonunda nelere dikkat edilir? İş etütü nedir? Zaman etütü nedir? İş planlamasında neler göz önünde alınmalıdır? Bu gibi konularla sunumumuzu ve dersimizi devam ettirmeyi düşünüyoruz. Bir sağlık sorunu, bir sıkıntı olmazsa. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle diyeceğim. Ancak sorularınız var mı? Bugünkü konumuz hakkında sorusu olan var mı arkadaşlar? Sorusu olan, dilek ve temennisi olan. Ben şöyle yazılarınızı konuşmak isteyen, söz almak isteyen var mı? Bu arada katılım Efsane 29 kişi e, dersimize katılmış. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sorusu olan dersle ilgili dilek ve temennileri olan bu noktaya kadar mutfağın çalışma organizasyon yapısını ben anlamadım hocam. Ya kaç tip mutfak vardı işte bu 3 tip mutfağın neyi şöyledir burası böyledir diye kafasına soru takılan arkadaşımız var mı acaba sevgili öğrencilerim? Sorun yok hocam çok iyi anlattınız demiş. Nebat sıcak mut demiş. <laughs> yani kelimeden de tasarruf sağlıyor Nebat. Mut yazmış devamını yazmış. <laughs> Mehmet yok demiş. <laughs> Mehmet de yararlı bir dersi demiş. Dilara Karasu çok teşekkürler. Ee, arkadaşlar iyi ki bizimlesiniz. İyi ki buradasınız. Sizleri çok seviyoruz. Ee, bir başka mutlak organizasyonu dersinde. Sınıfa gerek yok hocam. İsrafa gerek yok ha. Ben de dedim sınıfa mı gerek yok? İsrafa gerek yok hocam diyor. Vallahi Nebat şimdi bir şey diyeceğim de yanlış anlama da. Rahmetli dedem derdi ki iş olduğunu bilse dünyaya gelmezdi bu çocuk yavrum falan derdi tamam mı? Şimdi iki kelimeyi oradan iki harfi az yazmak için tamam mı? Ona da bir bahane uydur uyduruyor hemen. Hocam diyor fazla fazla kelimeye gerek yok diyor. Çok güzel bir ders hocam teşekkürler demiş. İrfan çok teşekkür ediyorum bu güzel düşüncem ve görüşün için. Arkadaşlarım kendinize çok çok iyi bakın. Ben video kaydını şimdi kapatacağım. Ee, oradan izleyebilirsiniz. Ancak YouTube Samim Mutfak kanalında da eş zamanlı olarak kaydımızı yaptık. Ee, bu derse katılamayan ya da OBS sistem üzerinde sıkıntı yaşayanlar oradan da izleyebilir. Hatta isteyenler YouTube'dan indirebiliyorlar bilinçli olarak orada yaptım ki indirip başka zamanlarda da izleyip dinleyebilir dinleyebilirsiniz diye umarız faydalı olmuştur. O zaman bir başka dersimizde görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın evde kalın sağlıcakla kalın.